bekliyorlar. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Arkamızda duran baz istasyonu hakkında sizin teker teker bilgilerinizi almak istiyoruz. Görünen baz istasyonu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Nelerdir yani, istemiyoruz buradan. Hastalık yaptığı için. Ne zamandır burada? Kaç gün oldu? 15 gün oldu. Bayramdan sonra, son bayram günü falan başladılar herhalde yalan. Oğlum biz sağlığımıza zararlı olduğu için biz bunu istemiyoruz burada. Bize buraya tuzak kurarak kurdular bunu. Biz panoya yapıyoruz. Reklam afişi yapıştıracağız. Biz buraya diye bunu yaptılar buraya. Komşulara da demiş ki buraya huzur evi yapacağım. Buraya da demiş ne güzel apart yapıyorum demiş. Bir kişilik 30 metre bir artı bir apart yapıyorum demiş. Biz seslenmedik. Gelip burada baz istasyonunu görünce mahallecek çok açtık. Ama önleyemedik. Bize haklı çıkardı. Polis bizi kovladı, hep kalktırdı. Kurdular gittiler. Bizim diyeceğimiz bu. Biz istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Sağlığımız tehlikede. Çünkü hep duyuyoruz. İnternetlerden görüyoruz. Radyasyon yaydığını, sağlığı bozduğunu biliyoruz. Hepimizin evlerimiz de yakın. Onun için biz istemiyoruz ama kurdular. Ne yapmamız lazım? Ölünce uğraşacağız. O kadar. Okul var, çocuklar var burada. Evet. Hadi orası neyse. İki tane okulumuz da var. Bu evet. Ev de benim. Evimin dibine kuruldu. İki tane küçük torunum da var. Yani istemiyoruz buradan. Bizi kandırdılar. Peki siz hiç bu şekilde bir baz istiyor? Hayır, ilk defa görüyorum ben böyle. Görmedim. Kandırdıkları için biz çok kızıyoruz. Burayı komple tarlalığı aldık dediler. Huzur evi yapacağız dediler. Yurt yapacağız dediler. Çünkü beton atakını buraya ben gördüm. Ne yapıyorsunuz oğlum buraya dedim. Bir artı bir ev yapıyoruz dedi bana. Peki kimler dedi bunları biliyor musunuz? Arsa sahibi. Arsa sahibi kendisi dedi. Geçen gün de ağızlarını yüzlerini kapatmışlar. Ben zehir saçıyor dedim. Hayır dediler, zehir saçmıyor bu dediler. Niye dedim ağzınız yüzünüz kapalı o zaman? Toz geliyor dediler. Toz gelen yerden ağız yüz kapanılır mı? Maskelerine çalıştılar. Demek ki zehir saçıyor. Evet. Peki az ileride havaalanı var. Evet. Havaalanı işletmesi bu şekilde baz istasyonunu kabul etmiyor. Evet. Peki onlar bu şekilde bunu kaldırmak isterken neden bunu buraya gelip hani izin veren yetkililer, yani neden buraya diktiler bunu? Bilmiyoruz ki, izin verilmedi. Bizim haberimiz yok dedi. Havaalanı müdürü geldi buraya. Bizim haberimiz yok dedi. Ondan sonra milletvekili geldi, avukatmış. O da dedi benim haberim yok dedi. Belediye başkanını arıyoruz. Bugün de aradık. 3 gündür oyalıyor bizi. Geleceğin diyor gelmiyor. Demek ki onun da eli var. Kurdurtmasından müsaade etmiş demek ki. Polisler de çevik kuvvetine bura kurulasıya kadar bitesiye kadar devamlı buradalardı çevik kuvvet. Bir de cumartesi pazar günü atıldı betonu. Ha, anlamadım. 4 kişiye 100 tane polis vardı. Çevik kuvvet vardı. Biber gazlarıyla, kelepçelerle bizi kaptırdılar ta ileriye kadar. Biz bunu istemiyoruz. İstemiyoruz. Kaldırılmasını istiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Çocuklarımız bizim can tehlikesinde. Vallahi ben de aynı. Ben kiracıyım ama benim evim tekerli değil, oradan oraya sürecek. Oğlumun evi burada, kendi evim burada. Biz de aynı istemiyoruz. Yani o zaman şey ettim ben, bir tane şurada gençten bir polis vardı. Ya o çelik kuvvet, tamam onunla Demirgulu da. Biz dedi valinin emrindeyiz abla dedi. Bize beddua etmeyin dedi. Bizi o gönderdi dedi. Madem devletin haberi yok da neden buraya gönderdiler? Bu kadar yakına, bu kadar duvarın dibine, evlerimizin dibine bu olmaz burada. Olmaması lazım bunun burada. Gitsinler dağlara kursunlar, boş yerlere kursunlar. Niye bizim buraya arsamızı kuruyorlar? Hadi bir benim arsam, ben oraya da ev yapacağım. Ne olacak? Nasıl olacak? Psikolojisi bile ne bozuyor? Bu böyle baka bak, hiç ben böyle görmedim ömür hayatımda. İster istemez insan etkileniyor tabii burada. Evet. Peki amcacığım siz ne demek istiyorsunuz? Emmim tamam da belediye bu 2 katlı evlere 5 lira tuğlayı vermiyor da bu 36 metreyi bize nasıl veriyor? Buna nasıl müsaade veriyor? Bize 5 lira tuğlayı ördürmeyen belediye. Biz insan diye miyiz? Biz buna niye müsaade veriyor bu 36 metreye? Niye? Niye belediye varıyoruz haberim yok. Valiye varıyoruz haberim yok. Kimsenin haberi yok. Emniyet diyor ki vali gönderdi. Valinin haberi yok. Niye bizi kandırmaca oynuyorlar? Biz burada çoluğumuz çocuğumuz kanser mi olsun bizim? Biz insan değil miyiz? Yaşam hakkımız yok mu? Madem herkese eşit davransınlar. Bu İngiliz madoformu, hodoformu neyse, nalet ise. Bunu başımıza niye buluyor bizim? Ne demek oluyor? Bizim sağlığımızla niye oynuyor?
Gelsinler yetkililer buna müdahale etsin. A partisine gittik, B partisine gittik. Gitmediğimiz parti kalmadı. Hiçbir parti bize yardımcı olmadı. Ne belediyesi, ne valisi, ne kaymakamı, ne savcısı. Daha ötesi yok. Çevik kuvvet bekledi bura bitesiye kadar. Peki hanımefendi, siz ne diyeceksiniz? Burayı alırken arsa sahibi sizin ne dediler? Hiçbir onayımız almadılar. Valla ben şimdi buradan çarşıdan geldim, hastaneye gidiyordum. Baktım burada bir inşaat var. Geldim sordum, ben ne yapıyoruz burada dedim çocuğa. Abi dedi, ben buraya dedi huzurevi yapıyorum dedi. E bu ne olacak dedim, ben sen dedim ufacık arsan var 135 metrekare. Buraya dedim huzurevi mi olur? Yan başında alacağız falan dedi, yalan söyledi. Kaç aldın dedim, yalan söyledi. Hastaneye gittim, geri geldim. Beton atıyorlar şu saatten, cumartesi bir gün bayramdan önce. Geri geldim tekrar sordum. Çocuk bir o dedi ki, ben buraya dedi apart yapıyorum dedi. Bak lafı çevirdi, yalan olduğu buradan belli. Mahalleli olarak biz uyandık. Cumartesi gün bununla öğleden sonra beton attılar. Pazar gün direkler geldi buraya. Pazar bak bir 24 saat sonra direkt gitmeye kalktılar buraya. Biz karakola gittik, savcılığa ilk sefer gittik. Pazar günü öğleden sonra bir sabahtan gittiysek bir de akşama doğru 5'e çeyrek kadar gittik. Savcı bey de çıkıyormuşmuş. Bize kağıtları imzala dedi, karakola götürün verin. Biz karakola götürdük verdik. Halk olarak toplandık biz. Peki, pazar günü. Pazar günü halk olarak toplandık, direktler gelecek diye işin. Biz burada protesto ettik, halk kalabaydı. Geri gönderdik bayramdan önce. Ama bayramdan sonra yine geldiler. Bunlar bir o çelik kuvvetine geldiler. Halk ne yapabilir ki çelik kuvvete karşı? Peki. Gaz bombası var elinde, cobu var. Bizi kalkanlarına kaktırdılar geriye geriye. Biz de müdahale ettiler yani. Müdahale ettiler mi? Bize de biz de yani devletin polisine karşı gelmem. Bunlar da yani ekmek için çalışıyor, emir kuru diye. Biz seslenmedik yani, fazla da işe etmedik. Ama üstelesen ne olacak? Polis olacak. Polis de arlangul yani, o da bir emir kuru olduğu için. Durum böyle. Biz sağa başvuruyoruz, sola başvuruyoruz. Valiliğe başvurduk biz. Valiliğe dilekçe, avukata gittik, valiliğe dilekçe yazdırdık. Valilik bizi nereye gönderdi? Halk sağlığa gönderdi. Evet. Halk sağlık bizi bir hafta oyaladı. Ondan sonra vardık biz oraya. Bize dedik, halk sağlıktan arkadaşım bir tanesi, bugün dedi ben size dedi, olur olmaz dedi yani. Çevre, il çevreye dedi göndereceğiz, gönderip göndermeyeceğiz, daha size bilgi vereceğiz dedi. Arkadaşın telefon numarasını bıraktık, haber gelmedi. Bir hafta sonra geri gittik. Dediler biz sizin evrakları gönderdik. Çevre, il çevreye. Oraya gittik. Onlar da bize dedi ki kardeşim bak siz burada oyalanmayın. Sizin işiniz yapacak bura değil. İzmir BDK'ya. İzmir BDK. O sizin işiniz oraya yapacak dedi. Siz burada oyalanmayın dedi. O arkadaş bize bir adres verdi. Biz oraya mektup yazdık ama. Cevabı gelir gelmez onu bilemem. Buraya Guralakan dediler ki bize. Hatta bu dediler şimdi kurulacak. Siz kanun hakkınızı arayın. Bu bir ay sonra açılacak dediler. Gördüğünüz gibi evet, ertesi gün ki, burada ay... 4 gün çelik kuvvet geldi gitti bu kurulunca kadar. Çelik kuvvet geldi 4 gün. Halk da gelmedi. Zaten polis de karşı karşıya gelmedi. Ama adamlar burada bekledi. Yani çelik kuvvet biz gelmediğimiz halde bekledi. Yani bunu nasıl olduysa kurdururlar. Bunu valilik haberimiz yok diyor. Öte yanına haberimiz yok diyor. Beryan'ın haberimiz yok diyor. Kimin biz burada var? Tartışırken diyoruz ki kardeşim buranın emiri varsa, kurulma emiri. Abi bu arkadaşlar dedi. Gösterin dedi polislere. Onlar diyor ki 50 sayfalık kağıt diyorlar. Gelin karakolda gösterelim çayımızın içi diyorlar. Neye gideceğim ben karakola? Bir emir varsa burada bize gösterin. Niye göstermiyorsunuz? Valla durum bu. Diyecek bir şey yok. Yani koca devletleri biz nasıl baş edelim? Emin biz... 10 sayfa... Komşum bir garaj yapıyor. Komşum bir garaj yapıyor. Yarım metre şuraya sürüyor. Balkon sürüyor. Ama diyor ki balkonu... Hayır efendim çakamazsın. Bir çivi çaktırmıyor. Tat belediyenin zabıtası, fen memuru, kaçak inşaatı geliyor. Ama buna ne belediye geldi? Başvurduk, kaçak inşaata başvurduk. Telefon çektik, yazılı dilekçe verdik. Hiçbirisi gelmedi. Bu adalet mi sence? Peki, nasıl adalet böyle bu? Havaalanı işletmesinden buraya gelen müdür size ne dedi? Bize dedi ki ben gerekenleri yapacağım ama kendi hukukum yolunda. Kanunu yoldan. Biz de kanunlara başvurduk ama bizi dinleyen kim? Hepsi gariben, garip halkımız. Hepimiz kenar mahalli insanıyız. Hiçbir müdafaa hakkımızı alamadık. Şimdi menfaat görmedik kimseden. Peki bu baz istasyonu üzerinde herhangi bir siyasi işlem size uygulanıyor mudur? Hayır, ben o konuda bir şey diyemem de hiçbir partiden fayda görmedik. Hiçbir bize yardımcı olmadı. Arkadaşlar taşkınlık yapmaya gerek yok dedi yani. Kanunu yoldan işlerimizi yürütelim. Bunlar kursunlar dedi. Biz de orada bir yetkili şefti. İbrahim Bey diye bir arkadaş da ama. Oradan bir şef arkadaş geldi ama gerçekten bize bir devlet dairesine çok iyi davrandı. Bize ılımlı davrandı. Bize çay kahve söyledi. Siz gidin ben geliyorum dedi. Sizi taşkınlık yapmayın, kavga falan yapmayın dedi. Haklıyken haksız yola düşersiniz dedi. Yani bizi uyardı arkadaş. Hakikaten Allah razı olsun geldi buraya. İlgilendi. Ondan projesine baktı. Dedi ki bu buraya uygun değil. Bizim dedi tam uçak geçiyor bunun üstünden. Evet. Bu bize zararlı dedi. Ama bugün olur ama yarın olur dedi. Biz bunu kanundan kaldırtırız dedi. Peki, o bu ne zaman Kur'an dedi? Şef dedi. İşte bunu kurarlarken dedi yani bayramdan sonra. Kurulurken dedi. İnşaat kuruluyordu burada bu yani.
Hayır, burada çalışıyordu. Niye belediye başkanı gelip de bizi aydınlatmıyor? Bize eğriyi doğru, bu eğrisi, bu doğrusu niye demiyor? Niye bir yetkili gelip kaçak inşaatı bilmem nesi gelip de bize bu eğridir, bu doğrudur, bunun size zararlıdır niye diye bizi aydınlatmıyor? Neden? Neden bir yetkili gelmiyor? Salıyor buraya polisleri üstümüze. Polisler bizi gelip üskürtüyor. Kanunda bile yeri yokmuş bunun. Bu internete baktığım Alerdoğan'ın şeyi var bak bunda. Şunu seriden şey yaptınız mı? 2013'te yasaklanmış bu. Şehir içine kurulma diye öyle bir şey yokmuş hiç. Ya biz işte gittiğimizde... Neden kurulmuştur sizce? Arsa sahibine yüklü para verilmiş 17 milyar yıllık arsa sahibine bunu görünce bir ev yaptırsa bu kirayı alamayacak. Ama boş arsadan 130 metre yerden aylık 1400 lira kira alacak. Menfaat bu. Ötekilerde rant kim bilir kaç para aldı. Niye sakladı bizden? Diyebilirdi. Biz ne yapabiliriz? Adamın arsası. Ben buraya derdi baz istasyonu kurdururum. Ne diyebiliriz? Biz, bize gelir yalan söylüyor. Kimsenin mesela tamam bizden onay almayabilir yani arsa onun ama neden yani bize yalan söylüyor? Bir ikinci madde neden saklıyor kanunu da? Bunun yeri var mesela. Kanunda yeri var da. Niye bunu mesela madem bu... O yalıkan hepsi diyor ki ben senin başkanının diyor. Milletvekili diyor ki ben senin vekilimin diyor. Nasıl vekil benim? Nasıl vekil? Gelsin beden aydınlatsın burada. O yalıkan diyor ki hepinizin başkanı benim diyor. Nerede şimdi? He? Nerede bu adalet? Nerede bu kanun? Aynı bizi kandırdılar. Biz işte burayı saklı olarak kurmuşlar. Bizi milletvekili adayı milletvekili geldi. Mehmet Altay geldi. Biz bunu söyledik buna. Böyle dedik. Bak aşağıda 950 tane çocuk okuyor. Mahallede öyle insanlar. Bu sağlığa zararlı değil. Söyledik biz bunu. Niye hiç kimse ilgilenmedi? Belediye başkanı geldi. Yukarıda konuşmaya geldi. Belediye başkanı da söyledi. Yarın gelecek. Söyledi. İlgileneceğim dedi. Ama daha yarın gelecek. Daha gelecek. Yarın dediği halde 3 gündür 4 gündür daha biz belediye başkanı bekliyoruz. Gelecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bazen? Ben düşünüyorum. Ben geldim buraya sordum. Ben karşı evdeyim. Hepimiz hastayız. Ben de sordum. Dedim bura ne olacak abim? İlk başında bura temel kazılıyordu. Dedi ne olacak belli değil. Sonra sordum. Ben çocuğa geldi sordu. Dedi apart olacak. Şu yaşlı adam vardı burada sordu. Bura ne olacak kardeşim dedi. Bura dedi bütün komple almış huzur evi olacak. Gizli gizli betona attılar. Kime sordular? Biz izin veriyoruz ki mahalle arasında. Biz vermiyoruz. Biz karşıyız. Polis size müdahale etti mi? Evet. Bizi hepimizi kalktırdılar. Evet. Çevik kuvvet geldi. Daha dün de çevik kuvvet. Belediyede şey tekte geldi. Çevik kuvvet buradaydı. Daha dün de vardı burada. Gaz bile vardı ellerinde. Bu halk burada toplanacak. Bizim aydınlatsın. Gelsin buraya aydınlatsın. Buradan Elmaldere'den ona oy yok. AK Parti'ye oy yok. Bak, planını, projesini buranın göstersin. Sararız yeni varsa. Planını, projesini bize göstersin. Gel, ben tırla mı geçeceğim buraya? Geçsin, göstersin bize. Böyle bir şey görmedik biz. O yalıkan kapı. Yok zaten ha. Uşak'ta böyle, ilk defa böyle bir şey yapıldı. Sizi ilk defa yani, mı görüyorsunuz? İlk defa evet, görüyorum. İlk defa görüyoruz. Sonra burada okul var, okul. Hepsini bıraktı okul var. Ufacık çocuklar birinci sınıf, ikinci sınıf, 6-7'ye kadar. Kardeşim bak okul. Buradaki karakoldaki amir bize çevik kuvvetle geldi. Biz aynı böyle bundan da çoktuk halk. 200 kişi vardı. Hepimiz de çevik kuvvetine kalktırdı. Canınızı dedi yaktırtmayın dedi bize. Emir dedi yüksekten geldi dedi. Onun için dedi bunları yapıyoruz biz dedi. Hani bizde bir şey kalktırdılar bizi. İleriye kadar kalktırdılar kalkanlarına. Ellerinde biber gazı, copla. Baktık gördük biz de bir şey yapamayacağız. Geri çekildik. Mecbur kaldık yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Benim beyim hasta. Beyime de kalktırdılar. Burada bu ev benim işte. Orası. Huzur evi oluyor diye kandırdı beyime. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Buranın kalkması ile. Hiçbir baz istasyonu gördünüz mü? Görmedik. İstiyoruz. İstemiyoruz kardeşim, biz istemiyoruz. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, biz yaşlıyız, biz istemiyoruz. Bunu kaldırmasını istiyoruz. Şimdi bu yukarıdaki kutu ne abi? Bizim merakımız o zaten. Yani yukarıda siz de görüyorsunuz bu. İçerisinde ne var bunun? Yani kapalı kutu. Yani ne var yani? İçerisindekini merak ediyoruz biz. Yerdeyken daha içini açıp da göstermediler yani. Şu var, bu var diyemediler yani. Hani bizi aydınlatsınlar yani. Bunun içerisinde şu var desin, göstersin. Yani zararı ziyanı neyse biz de öğrenelim yani bilelim. Bu kutu kamyona geldi yani. Bizim arkadaşlar için açın bakalım dedi. İçini bile açıp göstermediler yani. Kamyonun üstteyken açın bakacağız dedi arkadaşlar. Vurulmadığına böyle kapağı açmadan açıvermediler. Gitti de geri gittiler. Ama ondan sonra polislerine geldiler vurdular. Çelik kuvvetine.